Herkese merhabalar. Felsefe Ateizm Podcast'inin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölümün konusuna geçmeden önce bir duyuru yapacağım. Hatırlarsınız ateizm ve felsefe konulu dersler veriyordum. Bu derslere ilgi beklediğimin üstünde oldu ve ilk dönem birkaç hafta sonra sona erecek. Ben de bu dönemin sona ermesinin ardından yaz dönemi için iki farklı ders açmaya karar verdim. Bu derslerden ilki 12 haftalık bir tanrı argümanları dersi. Bu program birkaç hafta sonra bitecek olanla büyük oranda benzer. Yani kaçırdım diye üzülmenize gerek yok. Ancak bazı eklemeler ve çıkarmalar yaptım. İşte din dili problemi ve doğal teoloji konulu dersleri çıkarıp bunlar yerine dini tecrübe argümanı ile ilgili bir ders ekledim. Ve bazı ufak tefek tanrı argümanlarının tartışıldığı bir ders daha ekledim. İkinci program ise tamamen yeni bir program ve konusu ateizmin argümanları ile ilgili. Bu programın içeriği ateizm lehine çeşitli epistemik argümanlardan yani atıyorum kanıt yokluğunun ateizmi gerekçelendirdiği yöndeki argümanlar olsun. Kanıt yükümlülüğünün ya da ateizmin varsayılan pozisyon kıldığı şeklindeki argümanlar olsun Bunlar olacak Kötülük problemi olacak i̇şte Kötülük problemine karşı belli argümanlardan yine bahsedeceğim Kötülük problemine karşı öne sürülen savunmalardan ve teoriselerden bahsedeceğim Onun dışında çeşitli bilimsel teorilerin felsefi sonuçlarından bahsedeceğim yine Teizm ya da Tanrı aleyhine yorumlanabilecek sonuçlarından yani Ve tanrısal sıfatlar arası çelişkilerden ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Derslere kayıt için gerekli linkleri videonun açıklamasına ekliyorum. Ayrıntılı bilgi için felsefe ateizm sayfasına ya da bana kişisel profilim üzerinden mesaj atabilirsiniz. Bu duyuruyu aradan çıkardıktan sonra esas konumuza başlayalım. Bu hafta bilinmediğin ilişkisiyle ilgili ana modelleri, öne sürülen ana görüşleri ele alacağız. Bu umuyorum ki bilinmediğin ilişkisiyle ilgili bir serinin ilk halkası olacak. Şimdi Bilim ve din ilişkisiyle ilgili benim ayırt edebildiğim kadarıyla 6 tane genel model ya da yaklaşım var. Bunları ayrıntılarına girmeden ve kişisel fikrimi pek vermeden pozitif ilişkiden negatif ilişkiye doğru giden şekilde şu şekilde sıralayabiliriz. İlk model destekleme modeli. Bu model adından da anlaşılabileceği gibi bilimin en azından bazı dini inançları ve özellikle de tanrı inancını ciddi bir derecede desteklediğini, ateizmi de belli bir dereceye kadar akıl dışı kıldığını iddia ediyor. İkinci model Uyuşma modeli adını taşıyor. Uyuşma modelinin iddiası destekleme modelinden daha zayıf. Söylenen tek şey bilim ve din arasında belli temas noktalarının olduğu, yani bir çeşit etkileşimin bulunduğunu e, söylüyor. Ve bu etkileşim noktalarında din ve bilim birbiriyle çelişmiyor. Uyuşma modeli aynı zamanda bilimin bizlerin daha sağlam din anlayışlarını tespit edebilmesinde sağlamasını ya da bizim dini görüşlerimizi daha bilgili, daha sofistike kıldığını da iddia ediyor. Ama bilimi bizim dini inançları desteklemek yönünde kullanabileceğimizi kabul etmiyor. Ki birinci bahsettiğim destekleme modeli uyuşma modelini kapsayan bir model zaten desteklediğini kabul eden biri otomatik olarak uyuştuğunu da kabul ediyordur. Ama uyuştuğunu kabul eden birinin desteklediğini kabul etmesi gerekmez. O yüzden ayrı modeller olarak ele aldım. Üçüncü modelimiz karışmama modeli. Karışmama modeli uyuşma modelinin aksine, bilim din arasında herhangi bir diyalogun dahi olabileceğini reddediyor. Yani din ve bilimin birbirlerini desteklemek, çürütmek ya da diyalog kurmak bir yana temas ettiği herhangi bir yer, herhangi bir alan, birbirleriyle etkileşime geçtikleri herhangi bir durum dahi yoktur diyor. Bunlar birbirlerinden tam anlamıyla ayrı alanlardır çünkü farklı türden sorularla ilgilenirler diyor. 4. ve 5. modellere geçmeden önce burada biraz pozitiften negatife doğru gidişi bozacağım. Çünkü burada iki tane model var. Bunlar birbiriyle paralel ve daha doğrusu birbirleriyle zıt modeller olmakla birlikte en iyi şekilde birlikte anlaşılabilecek modeller. Bu iki model birbirlerinin ayna simetriği diyebiliriz. Neyi kastettiğimi açıklayacağım şimdi. Bu dördüncü ve 5. modellerin isimleri arkadaşça bir aradalık ve gerilimli bir aradalık modelleri. Kabaca arkadaşça bir aradalık modeli Bilimin ateizmi imkansız ya da aşırı düşük ihtimalli kılmadığını ya da dini inançları onları kabul etmemenin irrasyonel olacağı derecede desteklemediğini iddia etmekle beraber bilimsel bazı teorilerin dini imaları bulunduğunu iddia ediyor. Yani bunlar belli bir dereceye kadar olasılığını arttırıyor bunların inanılabilirliğinin ancak karşıt görüşleri de inanılmaz kılmıyor. Gerilimli bir aradalıkta buna benzer bir şekilde bilimin ateistik bazı imalarının olduğunu ancak bu imaların teizme inanmayı da imkansız kılmadığını iddia ediyor. Ki açıkçası benim kabul ettiğim görüşte bir çeşit gerilimli bir aralık görüşü aslında. Ve son model ise yani 6. modelimiz ise anlayabileceğiniz üzere tahmin edebileceğiniz üzere çelişme modeli, çelişki modeli. Çelişki modeli adından da anlaşılabileceği gibi bilim ve din arasında çok ciddi bir uyuşmazlığın olduğunu ve bilimin çeşitli biçimlerde dini inançların altına oyduğunu, onları irrasyonel kıldığını iddia ediyor. Çelişki modelinin de belli başlı bir sürü argümanı var. Onlardan da biraz bahsedeceğim ileride. Hepsini biraz açacağım. Şimdi bu modellere ve bu modellerin ana iddialarına biraz yakından bakalım. İlk bahsettiğimiz model destekleme modeliydi. Adından anlaşılabileceği gibi Belli dini inançların ve özellikle de Tanrı inancının bilimsel veriler ve teoriler tarafından ciddi bir şekilde desteklendiğini iddia ediyor bu model. Bu tarafın iddialarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. İlki kozmolojinin verileri ya da teorilerinin özellikle Big Bang teorisinin ya da Hawking'in, Penrose'un tekillik teoremlerinin ya da Borgut Wilenkin teoremi gibi daha modern teoremlerin evrenin başlangıcı olduğunu gösterdiğini ve bunun da dinlerin Tanrı'nın evreni hiçten yarattığı savını desteklemekle beraber Tanrı'nın varlığını da çok daha muhtemel kıldığını iddia ediyor. Yani kozmolojinin verilerini evrenin başlangıcından yola çıkarak Tanrı'nın varlığını desteklemek için kullanıyorlar. Din felsefecisi William Lane Craig'in argümanı bu yaklaşımın sistemleştirilmiş hali ki adı kelam kozmolojik argümanıdır ve çok ayrıntılı bir tartışma gerektireceği için onu gelecek podcast bölümlerinde belki ele alabilirim. Fizikten yola çıkan yine başka bir argüman hassas eğer argümanı. Bu argümanda evrenimizin temel fiziksel sabitlerinin, yasalarının vesaire yaşamın varlığına izin vermesi için çok çok küçük bir aralıkta değer alması gerektiğini ya da çok küçük bir aralıkta olan türden değerler alması gerektiğini iddia ediyor. Yani bunların yaşama izin vermesi ihtimali son derece düşük bu argümana göre. Bazı sabitleri mesela milyonda bir ya da hatta milyarda bir belki çok daha düşük oranlarda değiştirdiğimiz zaman... Evren yaşama hiçbir şekilde izin vermeyecek bir hale geliyor ve bu parametrelerin ve yasaların en iyi açıklaması olarak da argümanı savunanlar Tanrı'yı öne sürüyor. Yine fizikten yola çıkan bir başka argüman dijital fizik argümanı olarak adlandırılıyor. Bu argüman kabaca kuantum mekaniğinin en doğru yorumunun bizim materyal dünya diye bir şeyin var olmadığına götürdüğünü söylüyor ve her şeyin zihinsel olduğu sonucuna varmamız gerektiğini söylüyor kuantum mekaniğinden yola çıkarak. Yani bir çeşit idealizmin doğru olduğunun kuantum mekaniği tarafından kanıtlandığını ya da bunun ima edildiğini söylüyorlar. Bunun akademik camiada açıkçası pek fazla savuncusunu bilmiyorum. Ama YouTube'un e, en meşhur teist YouTuberlarından Inspiring Philosophy diye bir kanal var. Onun yöneticileri bu argümanı savunuyorlar ve bayağı sistemli bir şekilde savunmaya çalışıyorlar. İdealizmin doğru olmasından da Tanrı'ya ulaşmaya çalışıyorlar bir şekilde. İlk üç argüman fizikten yola çıkıyordu. Şimdi biyolojiye gelecek olursak, yaratılışçılık ve akıllı tasarım savunucuları da biyolojinin verilerinin Tanrı'nın varlığını desteklediğini düşünüyorlar. Yaratılışçılık bunun canlıların bir anda yaratıldığını gösteren kanıtlarla olduğunu iddia etmekteyken, akıllı tasarımcılar evrimin belli bir yere kadar kabul edip bazı mekanizmaların, atıyorum bazı biyokimyasal mekanizmaların, bakteri kamçısı gibi Evrimle ortaya çıkamayacağını göstermeye çalışıyorlar. Yani doğal seçilim ya da rastgele mutasyon gibi mekanizmaların bunları ortaya çık çıkarmaya yetmeyeceğini söylüyorlar. Bunların dışında parapsikoloji gibi alanlarda çalışan bazı kişiler çeşitli paranormal iddiaların işte kehanet olsun, telepati olsun, telekinezi olsun, astral seyahat olsun parapsikoloji araştırmalarınca bunların desteklendiğini iddia ediyorlar. Bu iddialar doğruysa doğa üstünün varlığının dolayısıyla da potansiyel olarak Tanrı'nın varlığının desteklenebileceğini söylüyorlar. Ve son olarak bilimsel alanlar açısından tarih ve arkeolojiye örnek verebiliriz. Gerek İslam'da gerek Hristiyanlık'ta söz konusu dinlerin iddialarının tarih ve arkeoloji bilimlerince desteklendiği iddialarını görüyoruz. Mesela Hristiyanlar İsa'nın dirilişinin tarihsel verilerle ciddi oranda desteklendiğini, kutsal kitaplarında da arkeolojik verilerle uyuştuğunu söylüyorlar. Bu tarz iddialar mevcut yine. Bunlardan yola çıkarak Tanrının varlığını desteklemeye çalışan ya da bilimin dini desteklediği şeklinde iddiaları savunanlar var. Burada tabi tarihi bilim olarak saymam belki bazılarının huzursuz etmiş olabilir ama şöyle bir şey var. Veriler ve belgelerden yola çıkıp bunları toplayıp bu verilerin en iyi açıklamalarını sunma etkinliği olduğu için kesinlik açısından daha zayıf olmakla beraber ben bilim olarak tarihi saymakta bir problem görmüyorum açıkçası. Ama yine de bazıları bu konuda huzursuz olabilir. Pekala bilimin e, dini ya da tanrı inancını desteklediği yönündeki iddialar bu şekildeydi. Bu iddiaların doğruluğu elbette tartışmalı. Yani hem ateistler hem de teistler tartışıyor bunları. Bu bölümde iddiaların içeriklerine değinmeyeceğim ya da kapsamlı bir şekilde eleştirmeye çalışmayacağım. Söz konusu iddiaların her biri zaten ayrı ayrı podcast bölümlerini hak etmekteler. O yüzden destekleme modelini eleştirmem için söz konusu iddiaları tek tek eleştirmem gerekiyor. Bunları ayrı ayrı bölümlerde yapmaya çalışacağım. Yine de kendi eleştirimi dile getirmek yerine dindarlar tarafından bu modele getirilen bir eleştiriye değinmek istiyorum. Bu modelin e, dini bilimleştirdiğini iddia edenler var, dini e, duygusal tarafından ya da inanç tarafından soyutladığını ya da gelecekte yanlışlanabilecek bilimsel verilerin ışığında teolojiyi ya da inancı temellendirdiğini söyleyenler var. Bunun da dinin ruhuna, dinin özüne zarar verdiğini söyleyenler var. Ben bu eleştirileri biraz zayıf buluyorum diyeyim. Çünkü hiçbir dinde açıkçası ben dünyaya bakıp ya da bilimsel verilere bakıp dini inançları desteklemeyi yasaklayan türden bir hüküm bilmiyorum. Yani burada bir insanların subjektif dini yorumunun diyelim dinleri kapsayıcı bir şekilde siz bilimi bu şekilde kullanamazsınız diyerek bir yorumlanması söz konusu. Yani ben açıkçası bu türden katı fideist, katı imancı inanç modellerini biraz zayıf buluyorum. O yüzden bu eleştirinin bu modele işlemediğini düşünüyorum. Bu modeli eleştirmek istiyorsak tek tek kendi iddialarını eleştirmek zorundayız. Bahsettiğim ikinci model uyuşma modeliydi. Uyuşma modeli din ve bilim arasında bir miktar kesişimin olduğunu kabul ediyor. Bununla beraber bilimin dini desteklediğini iddia etmiyor. Daha çok bilim ve din arasında bir çeşit diyalog olduğunu, bu tarz bir ilişkinin olduğunu söylüyor. Bilim dini desteklemese bile bizi daha iyi din anlayışlarına, daha doğru din anlayışlarına götürecek şekilde bilgilendirebilir diyor. Mesela Tanrı zaman ilişkisini biz daha doğru anlamak istiyorsak görevlilik kuramı bize yardımcı olabilir diyor. Ya da Tanrı'nın evrene nasıl müdahale ettiğini, dünyaya nasıl müdahale ettiğini daha iyi anlamak istiyorsak kuantum mekaniği bize yardımcı olabilir diyor. Yine kuantum mekaniği bize mucizelerin nasıl gerçekleştiğini vesaire izah etmekte de yardım edebiliriz diyorlar. Ancak bilim bu modelde dini iddiaları doğrulama ya da yanlışlama açısından bize yardım etmiyor. Bu model muhtemelen bilim ve din ilişkisi konusunu çalışan teist felsefecilerin favori modeli. Neden sempatik geldiğini de az çok anlayabiliyorum. Ne inançlarını bilimleştirmiş oluyorlar ya da bilimin yanlışlayabileceği alana hapsetmiş oluyorlar. Ne de bilimsel dünya görüşünden tam olarak kopmuş oluyorlar. Bunun neden cazip geldiğini az çok anlayabiliyorum. Bu modele destekleme modeline yapılanlara benzer eleştiriler yapılabiliyor. Belki dinin inanç duygu yönüne bu bir zarar vermiyor çünkü doğrulama yönünde bir şey yapmıyor yani inancı edilemiyor. Ancak yine de dini bilimleştirdiği ve teolojiyi yanlışlanabilecek temeller üzerine kurduğu iddiası hala bir yere kadar geçerli gibi. Yine de modelin başarısı bence çelişki lehindeki argümanların başarısına bağlı. Yani çelişki lehindeki argümanlar başarılıysa bu model pek işlemiyor gibi görünüyor. Ama bu, bu iddialar başarılı değillerse diyalog modeli bayağı umut vaat ediyormuş gibi görünüyor bana. Üçüncü modelimiz karışmama modeliydi. Bu model özellikle modern ya da liberal dindarlar denen kesim tarafından benimsenmekte. Modelin iddiası dinin bizim evlendik amacımızla, hayatın anlamıyla bizi daha iyi insanlara dönüştürmekle ilgili olduğuydu. Ya da hayatımızı zenginleştirmekle, bize ilham vermekle ilgili olduğuydu. Ve ontolojik bir iddiasının da dinlerin bulunmadığı yönünde bir iddiaları var. En azından dinin bilimle çelişebilecek ya da bilim tarafından desteklenebilecek türden iddiaların olmadığı iddia ediliyor. Bu yüzden bu iki alan tamamen birbirinden farklı alanlar denmekte. Onun dışında bazı bilim çevrelerine de cazip gelen bir model bu. Bunun nedenini anlamak da güç değil. Çünkü eğer verilerinizle dinin çeliştiğini söylerseniz ya da böyle bir gerilimi yaratacak türden dinin bilim tarafından sınanabileceği yönde iddialarda bulunursanız ee, Halkının ve yöneticilerinin ciddi bir bölümü dindar olan bir ülkede yaşamanız durumunda fon bulmanız biraz zorlaşabilir. Benim tahminimce tam da bu nedenden dolayı National Center for Science Education gibi organizasyonlar bu modeli destekliyorlar. Ancak söz konusu modelin son derece ciddi bir sürü problemi var. İlk problem potansiyel olarak din yorumlarının çoğuna etki edebilecek bazı bilimsel verilerin hemen akla gelebiliyor olması. Mesela geleneksel olarak anlaşıldığı şekliyle özgür iradenin olmadığının nörobiyolojik verilerle gösterildiğini düşünün. Böyle bir durumda din yorumlarının büyük bir bölümü için problem çıkmış olmaz mıydı? Bence olurdu. Ya da evrenin başlangıcının olmaması mesela kozmoloji bunu göstermiş olsaydı en azından geleneksel yaratma tasavvurlarıyla çelişmez miydi? Burada çelik kabul edilmesine gerek yok. O yüzden dinler bu veriyle çürümezdi şeklinde cevap verecek kişilere de şu soruyu sormak lazım. Böyle bir durumda bilinmediğinin tamamen ilgisiz olduğu ve hatta diyalog dahi kurul, kuramayacağı iddiası çürümüş olmaz mıydı? Yani burada bir diyalog var sonuçta. Bize bir, belli bir din yorumunun neden yanlış olduğunu gösteriyor. Ee, ve bizi daha doğru bir din yorumuna itiyor bilim böyle bir durumda. Burada o zaman tamamen ilgisiz e, hüküm alanları oldukları şeklindeki iddialar yani tamamen ilgisiz alanlar oldukları şeklindeki iddialar çürümüş oluyor böyle karşı örneklere bu tarz cevap verildiği zaman. Dinlerin sadece hayatın anlamı, nihai amacımız ve ahlak konularıyla ilgilendiği savı çok tuhaf geliyor bana. Yani dinin ontolojik iddiaları bariz bir şekilde varmış gibi görünüyor. Dördüncü ve beşinci modellerse hatırlayacağınız gibi birbirlerine zıt ve birbirleriyle yine de simetrik olan arkadaşça bir aradalık modeli ve gerilimli bir aradalık modelleriydi. Arkadaşça bir aradalık modeli adından da anlaşılabileceği gibi bilim ve dinin birbirleriyle bir nebze olsun destekleyici bir ilişkileri olduğunu iddia ediyor. Ancak bu desteğin ateizmi irrasyonel kılacak seviyede olmadığını söylüyor. Bir aradalıksa buna benzer bir şekilde bilimin ateistik bazı imalarının olduğunu söylüyor. Ancak bunların teizme inanmayı tamamen irrasyonel kılmadığını da söylemekte. Ben açıkçası gelinli bir aradalık modelini kabul etmeye eğilimliyim. Tekrar söylemiş olayım bunu. Bunun nedenlerinden de çelişki argümanlarından bahsederken söz edeceğim. Bu iki model lehine argümanlar aslında destekleme modeli ve çelişme modelinin lehine olan argümanlarla tamamen aynı. Ancak bu iki modelin diğer ikisinden farkı destekleme ya da çelişme derecelerinin daha düşük olması. Haliyle bu iki modelin başarıları da çelişme ve destekleme modellerinin argümanlarının başarılarına bağlı. O yüzden hakkıyla bu iki modeli değerlendirmek diğer konularla ilgili bölümleri beklemek zorunda. Yani diğer konularla ilgili argümanlara değindiğim zaman bu modelin de ak akla uygun mu, akla uygun değil mi? Ondan da bahsetmiş olacağım. Bahsettiğim son model çelişme modeliydi. Bu muhtemelen çoğu ateistin kabul ettiği model, özellikle ana akım ateistlerin çoğunun kabul ettiği model. Ve açıkçası ana akım medyada da bir çeşit çelişme modelinin popülerliği en azından Avrupa ve Amerika'da açıkça görünüyor. Bu modeli desteklemek için öne sürülen dört türden argüman olduğu iddia edilebilir. İlk iddia türü belki de ana akım ateizmin en çok savunduğu tür. Kutsal kitapların iddialarıyla bilimsel veriler arasında çelişki olduğu şeklinde. Mesela evrim teorisiyle Adem ve Havva inancının çeliştiği ya da ya da kutsal kitaplarda dünyanın düz olduğunun iddia edildiği türü iddialara sık sık rastlıyoruz. Bu iddiaları eleştirmek için İslam için düşünecek olursak Arapça, Hristiyanlık açısından düşünecek olursak da Latince ya da Yunanca bilmem gerekiyor. O yüzden bu iddiaları burada ayrıntısıyla eleştirmek istemiyorum ve giriş podcastinde de söylediğim gibi kutsal kitap tartışmaları sık sık yapıldıklarından dolayı pek değinmek istemediğim şeyler ve açıkçası çok da işlevsel olduklarını da düşünmüyorum. O yüzden bu iddiaları belli örnekler vermeden sadece ne savunarak ne savunmadan belli verilen örnekleri söyleyerek geçtim. İkinci çelişki türü Dini kurumlar ve din adamlarıyla bilim kurumları ve bilim adamları arasında tarih boyunca bir çatışma olduğu iddiası. Burada dinin bilimi bastırdığı, bilimin verilerini ancak başka seçeneği kalmayınca kabul ettiği ve vesaire iddialar söz konusu. Verilen popüler örnekler arasında Galileo vakası, Bruno vakası, Takiyettin'in rastlathanesinin bombalanması gibi olaylar var. Onun dışında Scopes davası ve Darwin zamanında evrim teorisine verilen tepkiler de bu iddialar arasında gösterilebiliyor. Tarihsel çelişki iddialarından gelecek haftalarda bahsetmeye çalışacağım podcastlerde. Hatta sanırım gelecek haftanın konusu tarihsel çelişkiler olacak. Sonra da diğer çelişki iddiaları ile ilgili ayrı ayrı bölümler yapacağım. Bir seriye dönüştüreceğim bu diziyi. Üçüncü çelişki iddiası türü bilim ve din arasında yöntemsel ya da zihniyet bazlı bir çelişki olduğu şeklinde. Bu iddiayı da şu şekilde ifade edebiliriz. Bilim bizden sorgulayıcı olmamızı ve hiçbir şeye kanıtlanıp desteklendiğinden daha yüksek bir kesinlikle inanmamamızı talep ediyor bizden. Ancak din bizden kanıtlarla desteklenmese de ya da belli durumlarda aklımız ermese de belli şeylere inanmamızı istiyor. O halde bilimsel bir zihin yapısına sahipseniz ya da bilimin yöntemini düşüncenizde kullanıyorsanız dinlere inanmamanız gerekiyor. Çünkü bunların ikisi farklı türden zihniyetler gerektiriyor. Bilimsel bir zihniyet dinsel bir zihniyeti dışlar diyorlar. İddialardan biri bu yönde. Dördüncü ve bence en ilginç, en iyi tartışmaların doğduğu alansa, bilimsel teorilerin felsefi imalarıyla dinler arasında ya da Tanrı inancıyla bir çelişki, bir gerilim olduğu iddiası. Yani bilimsel teorilerin felsefi imaları dinlerin felsefi kabullerinin olasılıklarını, doğru olma olasılıklarını azaltabilir. Onları inanılmaz kılabilir deniyor. Bu iddiaların bazılarını özetleyecek olursak Büyük patlamanın Tanrı'nın evreni yaratamayacağı ya da yaratmadığı şeklindeki bir delil ortaya koyduğunu iddia eden Quentin Smith'in ateistik kozmolojik argümanı örnek verilebilir. Evrimin insanın özel bir varlık olmadığını gösterdiği ve insan merkezcilikle çeliştiği için teizmle çeliştiği iddiası örnek verilebilir. Bazı kötü tasarım örneklerinin teizmle çeliştiği iddiası da söylenebilir. Bu son 3 iddia türünü podcast'te ayrı ayrı bölümlerde değerlendirmeye çalışacağım. Gelecek hafta tarihsel çelişki iddialarını, ondan sonraki hafta ise yöntemsel ya da zihniyet bazlı çelişki iddialarını incelemeye çalışacağım. Sonraki haftalarsa fizik ve biyolojiden yola çıkan din ve bilim çelişkisi iddialarına biraz değinmeye çalışacağım. İlerleyen haftalarda destekleyen yönlerdeki argümanların eleştirisi yönünde podcastler yapabilirim. Pekala, bu haftalık bu kadar. Podcastlerden haberdar olmak için abone olmayı ve bu bölümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca derslerime katılmayı da lütfen gözden geçirin. Haftaya o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.